Merhaba herkese. Bugün sizlerle dünyanın en gizemli ve büyüleyici yerlerinden biri olan Paskalya Adası'nı keşfedeceğiz. Bu küçük ve izole ada, Pasifik Okyanusu'nun ortasında yer alıyor ve birçok sır barındırıyor. Özellikle de adanın her yerine dağılmış o ünlü Moai heykellerine yakından bakacağız. Bu devasa taş heykeller adanın her köşesinde karşımıza çıkıyor ve her biri farklı bir hikaye anlatıyor. Peki bu heykeller ne anlama geliyor? Nasıl inşa edildiler? Gelin birlikte öğrenelim. Moai heykelleri, Paskalya Adası'nın yerli halkı Rapa Nui tarafından yaklaşık 1400 ile 1650 yılları arasında oyulmuştur. Bu heykeller, önemli liderleri ve ataları onurlandırmak için yapılmış ve bazalt ve tüf gibi yerel taşlardan tamamen el işçiliğiyle oluşturulmuştur. Bu heykellerin yapım süreci oldukça zahmetli ve uzun sürmüştür. Peki bu dev heykeller nasıl taşındı? İşte asıl gizem burada. Bazı teorilere göre heykeller yuvarlanan kütükler üzerinde hareket ettirildi. Ancak bu yöntem, heykellerin ağırlığı ve boyutları göz önüne alındığında oldukça zor görünüyor. En popüler teori ise heykellerin ayakları üzerinde yürütüldüğü. Evet, doğru duydunuz, yürütüldükleri. Bu teoriye göre heykeller iplerle dengelenerek adanın dört bir yanına taşınmış. Bu yöntem, heykellerin taşınmasını daha kolay ve etkili hale getirmiş olabilir. Ancak bu teorinin doğruluğu hala tartışma konusu. Paskalya Adası'nın Moai heykelleri sadece birer sanat eseri değil, aynı zamanda Rapa Nui kültürünün ve tarihinin ayrılmaz bir parçası. Bu heykeller adanın geçmişine ışık tutuyor ve ziyaretçilerine büyüleyici bir deneyim sunuyor. Eğer bu olağanüstü eserleri görme şansınız olursa mutlaka bu adayı ziyaret edin. Paskalya Adası'nın sırlarını keşfetmek, hayatınız boyunca unutamayacağınız bir deneyim olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın ve daha fazla gizemi birlikte keşfedelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve Paskalya Adası'nın sırlarını keşfetmeye devam edin.